Vay kedi körnek tüzü, iddia körmesin bizi. Vay kedi körnek tüzü, iddia körmesin bizi. Selam söyle kızlara, unutmasınlar bizi. Selam söyle kızlara, unutmasınlar bizi. Buranın patatesi meşhurdur. Güzel he. Suyu yaylaya böyle patates ne de buluyorsun? Ben Maşka doğum, Trabzon Maşka doğumlu. 1944 tarihinde doğdum. Fakat beni 3 yaş küçük yazdılar. Yani aslında ben şu anda 75 yaşındayım. Evet, orada. Çocukluğum çok güzel geçti. Huzurlu, mutlu bir çocukluğum vardı. Babamız, annemiz çok muhteşem bir insan idi. Babam Zonguldak kömür ocaklarında çalışıyordu. Zonguldak'taydı. Çok yaramazdım. Çok yaramazdım. Bildiğin gibi değil. Rahmetli babam derdi ki, ya dedi bu benim kızım dedi. Erkek olaydı daha ben dünyada ne isterdim. Ben tabii derdim ki, ya baba sen niye böyle diyorsun? Ben yine tekrar aynı erkek gibi bir erkek. Yani erkek gibi bil beni ya. Ne olacak ya? Ne fark eden hiçbir şey yok dedim. O da bunun üzerine yani rahmetli sevinirdi. Çalışırdı orada. Ondan sonra bizim efendim uç amcam vardı. Birini Maşka'ya bıraktı. Birini hani Okşoko denilen bir yer var. Efendim birini oraya sevk etti. Benim rahmetli babamı da Trabzon Çaykara kazasına gönderdi. Dedi o malların üzerine gideceksiniz. Biz de oradan çocuk idik. Tabii bizi sevk etti, sevindi. Dede ne derse o olur. Babalar emirden dışarı çıkmaz. Biz de geldik burada Çaykara'nın mesela çalışanlar köyünde yerleştik. Usta acıkmadın mı? Acıkmadın. Haydi haydi gel yemek yiyeceğiz. Haydi. Gel. Soğan getir bana. Çayı yaptınız mı uşaklar? Yaptık anne. Anne maaşını gider alırdı dedi. Eve gelene kadar 5 kuruş cebine yok. 5 kuruş. Dağıda gelirdi ya. Dağıda. Mesela yetim, fakir, fukara. Vere vere. O maaş biderdi. Gideceksin şimdi anne derdim. 2. aya gideceğiz. Ne yapacağız? Ya dedi bir şey olmaz dedi. Kerisi geliyor ya. Bu kerisi geliyor ya dedi. Allah tarafından dedi. Halil İbrahim'in dedi bereketi bunların ruhuna gitsin da. Ben yaşadığım müddetçe her şey olur. Ben de o merhameti ondan öğrendim. O vermeyi, o çalışmayı ben o azimi ondan kazandım. Mübarek. Yayla suyuyla. Ay mübarek. Siz buyurun oturun. Haydi bismillah, ev sahibi oturduğu önce de misafirlerim de buyursun otursun. Haydi gelin.
Ben annem de, annem var ya, nasıl diktatör bir kadınıydı. Böyle olmayacak dediği şeyi yapamazdın. Onun eline kece ne var ise, yani otundur, iskemlidir, tavadır, tepsidir. Sallardı beşini. Sen koşar gider kurtulursun. O onu beşini sallar diyor. O dayağı sana vurur. Karınca ezemeyiz. Haram evine kadamaz. Yani kimsenin malına şöyle dokunup da alıp bir şey yiyemez. Rahmetli babaannem de öyleydi. İnekleri çıkarırdı, otlatmaya verirdi. Ha böyle otun ile beraber başlarına böyle otururdu. Kimsenin malından bir şey alıp da ağzına yutmayacak. Çünkü neden? Haramdır dedi. Torunlarım haram yetişiyor. Haram olur, haram yok. Bu bizim sülalede bu haram yok. Biz okuduk. Efendim ben 5. sınıfta okudum, geldik mesela. Çalışanlar köyünden Fotkene köyüne. Bak Çalışanlar köyünden Fotkene köyüne arada yarım saatten fazla bir yol var. Biz bunu gezmek gittik geldik. Okudum. Gezmek gittim geldim okudum. Efendim tabii daha da arkadaşlar vardı. Bizim köyde o zaman okul yoktu. Bir de orada vardı. Fotkene'de vardı. Orada okul, ilkokul bir orada vardı. Biz okulumuzu orada okuduk. Bir öğretmenimiz vardı Şemseddin Yücel. Allah toprağı şen olsun yani öldüğü say ama ilahi vefat etmiştir. O bu ana kadar mümkün değil yaşaması. Efendim orada efendi dedi ki ya dedi en bilinçli sensin dedi. En daim mesela topa top dedi yani güçlü sensin. Sen dedi yapar mısın dedi. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara hocalık yapar mısın? Hocam dedim sen hocalık yap dedikten sonra ben neden yapmayayım? Yaptım. Yaptım. Derslerim süper, süper. Hocam veli toplantısına rahmetli annem gittiği zaman derdi ki yahu maşallah dedi, musluğu dedi akıtırsın dedi. O musluk dedi nasıl su akıtıyorsa dedi, bunun dedi soruları böyle. Ben şimdi ilkokuldan sonra efendim şeydi, hemşire okulu vardı. Akçabat'ta, Akçabat'ta hemşire okulu vardı. Oraya da bizim zamanımızda yani bizim dönemlerde efendim 18 yaşına olduğun zaman oraya gidip okuyorsun. O zamanın parasıyla da hani şimdiki parayla 2 milyar. O zaman da herhalde 200 lira mıydı, 200 kuruş muydu? Yatırıyorsun, orada gidip okulu tamamlıyorsun. Tamamlıyorsun. Hocalarım dedi ki, biz dedi bunun dedi zekasını dedi kaybetmeyelim. Bir o zaman bizim zamanımızda 3 sefer karne alıyordu. 3 sefer karne alıyordu. Birinci karnede dedi birinci dönemi okutalım. İkinci karnede ikinci dönemi. Üçüncü karnede de biz bunu mezun edelim. Ben orada bir yıl okudum. Hemşireliğe mezun oldum. Ama fakat ne yazık ki evimiz yanıyor, diplomalarımız yanıyor. Her şeyimiz yanıp kül oluyor. 1,5 sene şeyde çalıştım, hastanede, Trabzon'da hastanede çalıştım. Bak şimdi, bir gelelim oraya. Biz şimdi, efendim ben 1,5 yıl şey çalıştım ya. Ya adam evli. Yani evli. Karısı ölmüş. Ama var iki çocuğu. Var iki çocuğu. Ama iki çocuğu var ama ya nasıl bir insan biliyor musun? İki çocuğu gözüne gelmiyor.
Yani öyle değerli bir insan, öyle sizden iyi olmasın. Ama değeri verilmeyen bir insan. Onun için yaşamadı. Kaş üstüne gözüm var demezdi yani. Göz üstüne kaşım var. Neredesin, nereye gidiyorsun? Nereden geldin, neredesin? Hayatta ağzından duymamış. Yani kıyamazdı, böyle kıyamaz. Hiç kimseye de kıyamazdı. Öyle bir değerli bir insan idi. Orada işte birbirini sevdik artık neyiz. Sevdik birbirini. Vermemişler bizim şimdi biraz sülale ağır ya. Yani oturaklı ağır ya. Ya dedim sülale oturaklı ağır. Gittiğim yere de oturaklı yaparım onu, ağır yaparım onu. Kodum yola. Yani kaçtım. İstedim vermediğine. Ne olur kaçar gidersin. Oluyor öyle. Şimdi çaykanadan kaçtık başka bir yere. Başka bir yere gittik. Ondan sonra baktık ki yani bizim şeyden bir hareketlilik yok. Ya bir hareketlilik yok. Ondan sonra biz şey bulunduk. Eve geldik. Oo, süper. Bir karşılama oldu ki dersin ki orada düğün oldu. Orada dersin düğün oldu. O şekilde bir karşılama vardı. Çok güzel, çok güzel karşılandı yani. Çok ağır karşılandı. Benim kaynatam taş ustasıydı. Şöyle taş iki durur böyle. Tarak derler ona şimdi. Onun çok ucu var idi tarak. Öyle taşı yonardı. Dedim ona, dede derdim ona. Dede, sen şu şeyi versene bana. Papata demezdim, ne bileyim niye. Papata diyemedim, yani yalan yok. Papata diyemedim, onu da diyemedim. Efendim, sen de o çakucu bana ver. Verirdi onu bana. Rahmetlinin gözlerinden de rahatsızlığı vardı. Fazla görmüyordu. Çok tedavi yaptı ama fazla da görmüyordu. Ben alırdım o taşı, şöyle yonardım. Dedim şimdi baba sen mi, dede. Dedi, sen mi koyacaksın onu yerine, ben mi? Dedi, ya bunu yerine sen koy. Koy, koy öyle, yerine koy, yoğun yerine koy. Baktı ki ben yapabiliyorum, daha da bırakmadı beni. Bana ya. O taş ustalığını öğrendim. Ondan sonra fayansı öğrendim. Bakarak sen yapıyorsun, sen ustasın, yapıyorsun. Yanına geldim. Ya dedim bir bakayım şu nasıl yapıyor fayansı. Yani merak ediyorsun. Nasıl yapıyor fayansı? Koyuyor altından hamurunu, sürüyor arkasına şeyini. Tamam öyle mi? Köşeden yukarı süreyim mi alçısını sürüyor. Yani öyle geldim. Geldim eve. Aldım bir kutu fayans, serdim onu böyle, yani yok ettim beni yani, serdim, yani duvarlardan yukarı, şu şekil düzgün mü düzgün, ordalaması nasıl bulunur, çivi koydum, çıta koydum, ondan sonra onun öğrendiğim zaman malzemesini aldım, başladım. Ama yani yapmadım. Eşim hayattayken ne yaptım? Rize'deyken çay kestim. Efendim ondan sonra mesela evler mesela yapılıyordu.
onun boyası patanası olacak. Hava Hanım gel şu evi boya, şu çerçeveleri boya. Eskiden hepsi tahta. Şu tahtasını boya. Şu evi 5 kat binayı üstten altına kadar boya. İşten, tiştan. Yani ben eşim hayattayken o görevleri yaptım. Fayanslara girmedim. Onları hepsini yapıyordu. Hepsini yapıyordu. İzin veriyordu yani yapmamı. Çalıştırdı. Ne yapabilirsen yap. Benim için soruyor. Yani hangi işi istiyorsan, yapmak istiyorsan, en ufak bir kısıtlama yok. Hani ama derdi ki ya derdi otur, yapma, kendini yorma. ...55 yaşlarında herhalde vefat etti. 26 yıldır vefat edeli... ...demek 55 mi? 55-60 arası. Evet. Çok genç vefat etti. Röntgen teknisyeni... ...eski röntgenler bu sene... ...bu yılların röntgenleri gibi değildi. Önce kurşun giyinirsin... ...efendim filmleri gidersin... ...o içeride... ...karanlık odada banyo yaparsın... ...bilmem ne vesaire... ...derken... O derdim ona ya Remzi yapma o kurşunu tak. Mide filmleri çekilirdi. Şimdi mide filmi çekilmiyor. Şimdi endoskopi yapılıyor. Ama maalesef bizim zamanımızda onun zamanında hayatı kemikleri bile delik deşik oldu şu adam. Daha ne arıyorsun? Hasta oldu. Aldım gittim onu Ankara'ya yüksek ihtisasla yatırdım. 15 gün başına bekledim. 15 gün orada. Ben oraya hemşirelik yaptım ona. 15 gün. Önce eve getirdik onu. Eve getirdik. Annesini gördü, çocuklarını gördü. Ondan sonra birden fenalaştı. Birden fenalaştı. En büyük oğluma dedi ki beni dedi yüklen dedi. İndir beni merdivende oturuyorduk da 5. katı. Oradan daha inmek çok zor. İndirdik onu vatan hastanesine getirdik. Orada yatırdık. Orada vefat etti. Sabaha karşı vefat etti. Başta ne geldi aklıma biliyor musun? Çocuklarıma nereden çorap alıp giydireceğim? Akıl gitti. Akıl gitti. Çorap, çorap nedir ya? O geldi aklıma. İlk o. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra toparlandım işte hazır hazır. Üç tane sakat çocuğum var, göreceksin onları evde. Buradanlar, yanımdalar, yanımdan ayıramam onları. Kim pişirip, kim yedirecek onları, kim yedirecek. Ne oldu? Düştüm yollara. Deli tanalar gibi, düştüm yollara. Bu da oranın. Ben oradan alacağım bir tane daha. Geçeceğim karşıya. Aman dikkat edin, aman dikkat. Bak burası da şeydir. Ha, çalışmaya ben hemen sonra başladım. Devamlı inşaatlardan sürekli bir şekilde taş duvar. Biri taş duvarı aradı, biri lambiriyi aradı, biri fanyası aradı. Yani nereye aranıldım insan sıraladım insanları. Not aldım böyle sırayla, not aldım sırayla herkese devam. Yağmurlu havaysa sana geldim, güneşli havaysa ona gittim. Yani ben hayatım çalışmakla geçti.
Ama eğer sıva yapmayacaksa ben pencereleri takacağım, ondan sonra sıvayı yapacağım. Ha, o şimdi bana dün dedi ki, dün dedi bana ki ben o kadar çok yoğunum. Yani sıvadan sonra yapayım onları. Sıvacı yarın için başlayacak. O öyle dedi. Sıkıntı yok, özellikleyim ya. E sen öncülerini al istersen. Gerek içinde ölçü almasının mantığı yok. Ha tamam o zaman, tamam sorun yok. Sabah saat 8'de işi, akşam saat 5'te evi. Gece yemeği yap, hayvanını yap. Efendim işini gücünü toparla, çocuklarını yedir, içi, yıka, giydir. Sen gene işi. Benim ne gecem oldu ne gündüzüm. Babaları öldükten sonra. Ne gecem oldu ne gündüzüm. İnşaatlarda çalışmakta demir mi kesmedim. Neler yapmadım. Neler yapmadım. Ama Allah'ıma çok şükür. Köyde 3 kat bir bina yaptım. 3 kat bir bina yaptım. Ona usta diye parası versin. Zaten yapamazdım hani. Ancak malzeme parası biriktiriyordum. Bir kişiyi aldım yanıma, 3 kat binayı diktim. Tuğlasını ördüm. Kalıbını yaptım. Mesela sen bir taraftan tuttun çaktın, ben bir taraftan tuttum çaktım. Ben bunu meydana getirdim. Şimdi ben 2 yıldır yani kendim fazla çalışmıyorum. Yani rahat yenilik bulduğum işleri yapıyorum. Çünkü biraz rahatsızlığımdan dolayı evi alıyorum, dekorasyonunu alıyorum. Mesela hangi bir çatı yapılacaksa çatısını yaptırıyorum. Mermer yapılacaksa mermerini yaptırıyorum. Mesela Gönül Hanım'ın evi vardı. Dedi bana ki bunu yaptır. Ben de aldım. Çatısını yaptırdım. Çatı demirci aldım oraya. Mermerci çağırdım. Bir alo dedim, mermerci geldi. Şimdi ben adama diyorum ki bunu mesela şu şekil yapacaksın. Çatı bu şekil olacak. Şu şekil koyulacak. Hoşuma gitmeyenini o olmadı derim. O olmadı. Sen bunu bu şekil yap. Onu o şekilde güzel yaptırıyorum. Mal sahibine teslim ediyorum. Falgonunu yaptırıyorum, mermerini yaptırıyorum. Ondan sonra iç donanımına geçiyoruz. Mutfağını yaptırıyorum. Evet, onu da yaptırıyorum yani o dekorasyonu da yapıyorum. Ondan sonra mesela sıra nereye geldi? Lambirisini, döşemesini, tabanına. Onları da usta alıyorum, onları da yaptırıyorum. Ama ustanın başında duruyorum. Yanlış bir şeyi görüyorsam, öyle yapma, böyle yap. Yanlış yaparsa sokturuyorum, tekrar yaptırıyorum. Baştan yaptırıyorum tabii. Ben de bu işi alıyorsam temiz bir şekilde teslim etmek zorundayım. Öyle bir şey yok. Öyle fızılı para vermek yok. Öyle. İşte Gönül Hanım'ın evini giderken. Mesela sıvasını yaptırdım. Sıvacıyı çağırdım. Bunu kaça yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Köşe penkerini nasıl oturduruyor? Onlara çok dikkat ediyorum. Ve tertemiz bir şekilde yaptırıp teslim ediyorum. Bahçesini kendim yapıyorum. Bahçesini, duvarını, efendim bir yerde olan çevre düzenlemesini, duvar yapılacaksa duvarını, sıva yapılacaksa sıvasını, onları hepsini ben yapıyorum. Yani bahçesini de bu sene ben yaptım. Diktim sarımsağını, lahanasını, her şeyini diktim. Ay maşallah, şu duvarı görüyor musun bunu? Bunu kimin eli yapar ya? Bu işte benim ellerim. Benim ellerim.
Yani yoruluyorum. Ama kızım ne yapayım? Ne yapayım? Bu çocukları neyle bakayım kızım? Kazanıyorum çocuklarımın istikbalini temin edebilmek için. Ne yapayım kızım? Yapacak bir şey yok. Çalışacaksın. Çalışan demir bas tutmaz. Hareket eden ayak, diz, el o yorulmaz, bas tutmaz. Yorgunluk. Akşam yatarsın, sabah geçer. Aynı şimdiki kalbim 15 yaşındaki kalbim. Gönül hiç kesinlikle yaşlanmıyor. Şimdi benim çocuklarım der ki anne sana orada çimende görme. Taşta görme. Tuğla görme. Onlardan yürümeli geçirelim arabayı. Onları görürse gene diyecek eyvah kedunun şu taşı, kedunun şu çimendoyu. Yani gerçekten öyle yani. Öyle bir kapasitem var. Artık usta kalfa olduk. Artık kalfa olduk. O yola kadar geldik. Ne yapalım? Kader. Şimdi ölümden asla korkmam. Korkmam. Kesinlikle korkmam. O Allah dedirdiği yüreğini bana da ben diyorum. Ben ölümden asla korkmam. Niye korkayım ki? Ölümden niye korkacaksın? Allah'a yakın gideceksin. En güzeli Allah'a yakın olmam. Ben Allah'a yakın olayım da. Gerisi önemli değil. Tabii mesela yaşlanınca ölüme doğru gidiyorsun. Yaşlanınca ölüme doğru gidiyorsun. Bu da bir gerçek yani. Gerçek. İşin gerçeği budur. Yani hani bizim analarımız, babalarımız, büyüklerimiz, mesela komşularımız nerede bunlar? Hepsi öldü, gitti. E biz de o yola gideceğiz. Ama ölümden korkmuyorum. Allah bir ruh verdi, onu da güzel bir şekilde almasını bilir. Thank you.